varsa haracını bu alır. Giyim kuşamına düşkün olduğu için süslü Mithat diye anılır. Alo. Emin misin? Tırlar yola çıkmadı öyle mi? Galip Atabey. Yasa dışı bahis ve kumar işlerini yönetir. Kurulan her masadan, atılan her zardan payını alır. Faaliyetleri yurt içiyle sınırlı değildir. Gürcistan'dan Kıbrıs'a kadar birçok kumarhanesi vardır. Mithat Bey, hayırdır? Paranın kokusunu aldığında mı arıyorsun? Şeyh Muz Atmaca. Avrupa'nın en büyük uyuşturucu baronlarından. Bölgenin uyuşturucu trafiğini yönetiyor. Mallarını sevk etmek için öyle yöntemler geliştirdi ki Europol Şeyh Muz yüzünden iki defa yönetmelik değiştirmek zorunda kaldı. Bulamadı abi. Alo, Mithat kardeş hayırdır? Gerçi sen bu saatte yataktan kalktığına göre pek hayır değildir ama. Tamam lan, çıkıyorum lan, tamam. Fuat Ersoylu. Zaten onu tanıyorsun. Bütün bu adamları bir araya getirip konsorsiyumu kuran adam. Fuat'ın ortakları niye bana temas etsinler? Sonuçta ben Ersoyların düşmanıyım. Fuat'ın kendi oğlunu işlerin başına geçirecek olması canlarını sıkıyor. Bu adamlar alanlarında en güçlü adamlar. Burak gibi yeni yetme birine tabi olmak istemiyorlar. O herifi karşılarına almamak için benim önümü açacaklarını düşünüyorsun. Aynen öyle. Haşmet Gürkan, bu oluşumun neresinde? Haşmet ne içinde ne dışında. Vekaleti Fuat'ta. Fiilen hiçbir şeye karışmıyor. Haşmet ailesi öldürüldükten sonra kendini geri çekti. Eskisi kadar güçlü değil. Ama konsorsiyumun içinde sözü geçiyor, gölgesi var. Haşmet'in ailesini öldürenler kim? Aksoylar. O öyle düşünüyor. Çok tevatür var. İçlerine girdikten sonra bunu sen öğreneceksin. Peki içlerinden hangisi bana temas edecek sence? Vallahi bahis oynasam paramı Mithat'a yatırırdım. İçlerinde en hırslısı o. Ben seni hiç anlamıyorum. Gerçekten hiç anlamıyorum artık. Ya bütün gece uyumadın. Bir sağa bir sola, bir sağa bir sola. Neymiş o dünkü çocuk? Bana posta koymuş. Hani ne oldu da ne değişti şimdi? Sabah bu kadar neşelisin sen. Sevgilim, sana öyle bir haber vereceğim ki ne baş ağrın kalacak ne de uykusuzluğun. Hadi Rıza, Burak'ın sevkiyatını patlatmış. Ne diyorsun? Gerçekten mi? Evet. Ah şimdi o Fuat'ın yüzünü görmek için neler vermezdim. Vereceğimizi verdik Melek. Bu sevkiyattan kim bilir kaç milyon kaybettik. Şimdi artık alma zamanı. Olsun. Ben yine de görmek isterdim.
Abi. Hı? Çakalın kuyruğuna basanı öğrendim. Otur. Kim? Burak'ı tokatlayan delikanlı tırcı Yaşar'a çökmüş. Boşlandırdığı ne kadar şoförü varsa hepsinin senedini elinden almış. Silah sevkiyatını yapamamışlar. Tırcı Yaşar. Bu delikanlı tırcı Yaşar'ı nereden biliyormuş? Eskilerden biri var yanında, tahminim ondan. Sen tanırsın belki. Kara Hasan derlermiş. Benim gibi o da elini ayağını çekmişti bu işlerden ama bırakmamışlar demek ki köşesine çekilsin. Beraber mahpus yatmışlığımız var. Nalide. Ne diyeyim? Biraz hava almak istiyorum baba. Şu olanları görüyorsun. Dışarı çıkmasan olmuyor. Dışarı değil baba, teyzeme gitmek istiyorum. İzin ver biraz kafamı dağıtayım, olur mu? Sabri götürsün. Sabri, kalabalık. Tamam. Sen merak etme abi. Tedbiri elden bıraktım. Abi, gözünü seveyim, inat etme, gel kaçalım. Ersoyların bizi bulamayacağı bir yer söyle. Hemen gidelim Cavit. Abi, yurt dışına çıkarsak belki şansımız olabilir. Sınırı bile geçemeyiz. Abi, senin ve Fuat Bey'in sayesinde güzel bir hayatımız oldu. Buraya kadarmış. Allah Allah! Ulan! Sen niye hala hayattasın lan? Ha? Niye sıkmadın kafanı? Abi, sana danışmadan bir şey yapmak istemedim. Bana danışmadan ha? Danıştın. Gel buraya, gel. Sık lan kafanı. Abi, kafanı sık lan. Abi, sık lan. Abi, son bir ricam var. Kanını yerde koymayın. O... Ali Rıza'nın kanını mezarıma damlatın ki gözüm açık gitmesin abi. Uzatma Yaşar. Müzik